Şunu söyleyelim. Şimdi siz Türkiye'de yaşıyorsunuz tamam mı? Bir erkeksiniz. Kusura bakmayın genelde hep erkeklere tavsiye verdim bugün. Kızlara da tavsiye vereceğim söz. Türkiye'de yaşıyorsunuz bir erkeksiniz. Güzel kız istersiniz tabii ki. Çünkü erkekler güzel kız ister. Kadınlar ise sosyal statüsü iyi erkek, karizmatik erkek ister. Bu da bir klasiktir. Güzel kız istiyorsunuz o yüzden. Ama bakıyorsunuz ki güzel yani sizin hoşunuza gidecek kızların etrafı çok fazla insan dolu bir... İkincisi de sizin hoşunuza gidecek kızlar kafa olarak size çok uzak. Üçüncüsü de sizin hoşunuza gidecek kızların bir çoğunun zaten erkek arkadaşı var. Bu yollardan ben de geçtim. Başka bir ülkeye gidiyorsunuz. O ülkede güzel kızlar çok daha fazla. Güzel kızların çok daha fazla olduğu ülkede sevgilisi olmayan güzel kız bulma ihtimaliniz de çok yüksek. Çok daha yüksek. Sizin kafa yapınızda alçak gönüllü, normal insan gibi davranan, kendisini prenses kraliçe sanmayan. Böyle maalesef. Yani ne olursa olsun özellikle kendisine çok iyi davranıldıysa bir kıza. sebep de bu zaten güzel olmasında. Az güzel olduğu zaman bu sıkıntı oluyor. Kendisine çok iyi davranılıyor her alanda. Her alanda sebepsiz yere bir seviliyor. Yani merusu dedikleri sebepsiz yere herkes seviyor. Çok iyi bir insan olduğuna falan değil yani. Çok güzel olduğunda. Çok popüler oluyor. Hak etmediği yerlere geliyor. Ve ne dedik? Sevgilisiz olma ihtimali, normal insan gibi davranma ihtimali ve çevresinde de bir sürü barzı olmama ihtimali. Bunların hepsinin olma ihtimali daha yüksek. Daha çok güzel kız olan bir yere giderseniz. O yüzden diyorum, eşek olmayın, dil öğrenin. Dil öğrenin, eşek olmayın. Peki Türkiye'deki bayan seyircilerimiz için de aynısı geçerli mi? Onu bilemiyorum. Olabilir. Bilemiyorum. Yani Türkiye'deki bayan seyircilerimiz yani onlar da aynı şekilde daha karizmatik erkeklerin olduğu bir yere giderlerse şansları daha yüksek olur mu? Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle olabilir. Mert Polat sormuş. Akenaton çirkin misin? Tek kafana Pokemon maske. Tak kafana Pokemon maskesini at kendini sokaklara. Akenaton. Akenaton çirkin değil normal bir insan. Utangaç ama bazen. Maalesef bu utangaçlık işte. O da bir kısır döngü. Kesinlikle bir kısır döngü. Ve şu anda işte haremlik, selamlık okullar, erkek okulu, kız okulu. Bok gibi bir şeyi var bunun bize, toplumumuza. Bok gibi bir negatif etkisi var maalesef. Kızlardan çok uzak yaşadığın zaman öyle bir şey oluyor ki kız nasıl konuşacağını bilmiyorsun. Kızla nasıl konuşur bilmiyorsun yani. Utangaçlık yapıyorsun. Ya reddedilirsem, ya yanlış bir şey söylersem. Reddedilirsem yaşayamam. E şimdi mesela şey oluyor. arada sırada böyle kendini tokatlıyorsun tamam yapacağım lan yapacağım lan gideceğim lan konuşacağım lan falan diyorsun böyle gidiyorsun konuşuyorsun reddediliyorsun falan iyice rezil oluyorsun. Aslında o kadar rezil olmuyorsun da sen öyle hissediyorsun rezil oldum. İnsan içine çıkamayacağım reddedildim. Ben de çok reddedildim. Emir Özdemir güzel kız istesek ne olur? Güzel kızlar çoğunlukla alt insan oluyor. Az önce söylediğimde işte az önce söylediğime geliyor olay. Güzel kızların çoğu alt insan oluyor çünkü güzel olduğu için eleştiri almıyor. Eleştiri almayınca kendini geliştirme gereği duymuyor. Ama işte bir toplumda çok az güzel kız varsa bu Söylediğin geçerli. 20'li yaşlarda 100 bin doların olsa ne yapardın? Saklardım şimdi yerdim. Emir Özdemir kameramanım bugün düğünde erkek olduğum için dışarı çıkartlar. Abi biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki. Hani şey sor sorunu var. Kadınlar çok sıkıntılar yaşıyor diyorlar tamam. Ama düzgün erkekler de çok sıkıntı yaşıyor bu ülkede. Onu konuşan yok. Çünkü erkek olduğumuz için bize de barzo muamelesi yapıyorlar. Sadece Türkiye'de olan birçok şey. Sadece Türkiye'den birçok şeyden bir tanesi Nedir abi? Damsız girilmez. Damsız girilmez. Tekne turu ya. Tekne turuna ben katılmak istiyorum. Al para. Damsız giremezsin. Niye? Ya turistlere tecavüz edersen? Ya denizin ortasında turistlere saldırırsan ne olacak? Tecavüzcü gibi mi gözüküyorum? Sen Türkiye Cumhuriyeti erkeğisin. Kesin saldırırsın. Damsız giremez. Ulan ben tecavüzcü olsam parayla yanıma bir dişi bulurum. Değil mi? Parayla bir dişi bulurum. Escort mescort giderim bir yere. Onu alırım yanıma. Onunla girerim. Gene denizin ortasında turistlere saldırırım gene. Çünkü öyle bir şey var. Eğer kadınsan damsız girebiliyorsun. Çünkü sen kendin damsın zaten. O yüzden o laf damsız girilmez. Çiftsiz ya da partnersiz girilmez değil. Damsız girilmez. Neden? Çünkü sen zaten kendin damsın. Sen kendin dam olduğun için. Neyse ki nazik. Tarrak kafalılar neyse ki nazik. Dam diyorlar yani. Onu D'sini de koyuyorlar. Onu D'sini de koyuyorlar abi. Neyse ki nazikler. Yanınızda bir dam olmadan girilmez. Neyse ki D'sini söylüyorlar. Biraz sinirlendim galiba. <laughs> Çıkarım sallayayım mı ben de? Masaya vurayım mı? Ben Aqua Park'a gittim. Beni kapıdan çevirdiler ya. Aqua Park'a. Üç arkadaş gittik. Üçümüz de böyle üniversite öğrencisiyiz yani. Aqua Park yani. Kaydıraktan kaymak istiyorum lan. Kapısından döndük. Damsız girilmez diye. Aqua Park ya. Arkadaşlar bizim ülkemizde, Aydanland bizim alanımızda, bölgemizde her yere damsız girilebilecek. Damsız tekne turu da yapılabilecek. Damsız parka da girilebilecek. Ama bir kadını taciz ettiğin zaman ülkeden komple şutlanacaksın. Yani o alandan komple şutlanacaksın. Bir kadını taciz edersen eğer. Yani o barzoları içeri alan sensin. O barzoları baş taciz eden sensin o barzoların yaptığının sorumluluğunu niye ben çekiyorum? Bu sadece bir tane olay bak. Bu sadece bir tane olay. Onun haricinde yani aslında bunlarla ilgili çok konuştuk arkadaşlar. Yani evet kadınlar da çok sıkıntı yaşıyor bu ülkede ama düzgün olmaya çalışan erkekler de çok sıkıntı yaşıyor. Bununla ilgili çok konuştuk. Neden işte, işte barzo muamelesi sana da barzo muamelesi yapıyorlar çünkü. Mesela bak yurt dışına hep şunu bilirsiniz arkadaşlar. işte yurt dışında kızlar teklif ediyor. Şimdi kızlar teklif ediyordur illaki. Ama mesela şu oluyor. Sizi görünce sizi iltifat eden kadınlar kızlar oluyor. Bunu Türkiye'de asla yaşayamazsınız. Çünkü işte erkekler o demek ki istiyor beni. o verici. Peşine takılır yani. Peşine takılır. Üniversiteleri o yüzden sevmiyor bizim mahalledeki abiler. Çünkü üniversitelerde, üniversite kampüslerinde bu söylediklerim olabiliyor. Üniversite kampüslerinde ben mesela bir grup kız vardı. Kızlardan bir tanesi iltifat etmiş gözleriniz çok güzel falan diye. Ondan sonra üniversite kampüsünde havuza gireceğin zaman şş birader damsız girilmez demiyor. Sportif havuza. Şş birader hav sportif havuza damsız girilmez demiyorlar. O yüzden sevmiyorlar. İşte o yüzden diyorlar ya ahlaksızlık merkezi falan. Sen bir kızla tanışmaya, sen konuşmaya çalıştığın zaman kız aşırı tersliyor seni. Yani kıza karşı bir şansın varsa da tersliyor. Niye ki? Naz yapıyormuş o abi. Amerika'da kaldığımda tabi Romanya'da oranın dilini çok bilmiyorum. Sadece dilini konuşabildiğim insanlarla muhabbet ettim. Onların da muhabbeti çok iyiydi. Gerçi ama mesela Amerika'da kaldığım dönemde yani insanlar çok çok muhabbetliydiler ya. Erkeği de kızı da çok muhabbetliydiler. Yani geliyorlardı konuşuyorlardı. Türkiye'de bu da yok. Neden yok? Barzoların yüzünden gene. Neden barzoların yüzünden? Çünkü Türkiye'de şöyle bir algı var. Bir kız gelirse seninle muhabbeti girerse o kesin istiyordur seni. Bu. Bu var. Bu olduğu için olamıyor. O yüzden evet yurt dışında kızlar teklif ediyor muhabbeti doğru. Onu da geçtim. Sen bir teklif yap. Reddetmek isteseler bile nazikçe reddediyorlar. Bizdeki gibi bizde reddetme hiç cevap vermemektir. Şu. Şu değil yani en azından. Şu değil. Ama velakin şu hareket de barzoların yüzünden. Neden bu harekette bariz olanın yüzünden? Çünkü sen gidip de bir kız olarak, bir kadın olarak erkeğe doğru düzgün bir şekilde işte ben seni arkadaş olarak seviyorum, ilgilenmiyorum seninle, kusura bakma, tipim değilsin falan dediğin zaman Barzo bunu peşini bırakmaz. Çünkü Barzo şunu düşünür. Yeterince ısrar edersem kadın evet diyecek. Ve yani maalesef bu da doğru. Çünkü kadınlar o kadar ilk etapta kafayı çevirmeye alışmış ki Peşinden böyle koşman, sürüklenmen falan lazım ki böyle 8. 10. kereden sonra bir baksın senin surata. Böyle bir alıcı gözüyle baksın falan yapsın böyle acaba olabilir mi falan. Barzon'un hayırdan anlamaması, Kezbanların bu sebepten dolayı direkt ilk başta hayır demesi, kestirip atması onlara da hak veriyorum. Çünkü bazı arkadaşlar var ki çıkma teklifi edenler değil ama işte mesela iş teklifinde bulunan şey yapma ağ abi ortaklık teklifinde bulunan bilmem ne yapan yok işte senaryom var vesaire o kadar çok şey yaptım ki yani onu ben net görüyorum kötü adam olman gerekiyor bazen. Bazen böyle kısa kısa cevaplar verip kestirip atman gerekiyor. Çünkü nazik bir şekilde söylediğin zaman adam hayırda anlamıyor. Herkes hayırda anlasa şu olay kalkar ortadan. Evet kusura bakmayın baya, bak bayan kızlar ha bak buradalarmış. Ben gittiler sandım da. Maide Nur Saka. Utangaç erkeklerin de ayrı bir tatlılığı var yani. Evet Akenato'nun ne kadar utangaç bir insan olduğunu söylemiş miydim sana? <laughs> o kadar utangaç ki şey gibi böyle animedeki e, erkekler gibi. <laughs> böyle burnundan kanlar falan akıyor. O kadar böyle animede şey böyle olur ya kravatlı falan. Saçları böyle düz düzgün taramış falan. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben söyleyeyim dedim sana ben şu anda bilgi verdim sadece yani sadece şu an bilgi verdim sana